diye insan soruyor. Gerçekten vicdan bunun neresinde diye sormak gerekiyor. Dedikten sonra biliyorsunuz çok toz duman içerisinde bir günler geçiriyoruz. Yani şöyle bir etrafımıza baktığımızda işte Suriye gerginliği var, içeride bazı sorunlar var, süreç var vesaire, Mısır olayı var, ne olacağı belirsiz. İşte bu ne olacak? Dünyanın işte hakimi dediğimiz para, dolar ne olacak? Dolar yükseldi bugün Türkiye'de, 2.08'e kadar yükseldi. Daha sonra biraz geriye geldi ama yönünün yukarı olacağı söyleniyor. Altınsa dünya piyasalarında düştü ama bu düşüklük Türkiye'de şundan dolayı çok fazla hissedilmedi. Dolar tarihi yükselişini gerçekleştirdi. Dolar çıktı mı pazarda fiyatlar da çıkıyor. Bugün baktık dolar bayağı bir uçuşa geçmiş, yükselişe geçmiş yani. Dolar bir kez daha rekor kırdı. Psikolojik sınır 2 lira 5 kuruştu, o da yıkıldı. 2 lira 8 kuruşa kadar yükseldi. Günü 2 lira 7 kuruşlardan kapattı. Dolar yüksek, bugün düne göre yüksek. Amerika şu an ben Suriye'ye giriyorum derse dolar 2.100.000'lerde görebiliriz yani. Tabii bunun yükselmesi TL açısından iyi değil. TL değer kaybediyor. En çok değer kaybeden para birimi şu an Türk lirası olarak gözüküyor. Savaş hareketliliğinin piyasalara yansıması bu. Doların kaderi aslında Suriye'ye bağlı. 2.10'a doğru bir hareketlenme görebiliriz diye düşünüyoruz. Gel bıçağı üzerine devam. Sabahleyin 2050 idi ama şimdi 2080. Dolar yükselişe geçmeye devam ediyor. Öğlen saatlerindeyiz. Şu anda 1 doların TL karşısındaki değeri 2.083. G20 zirvesi sürerken dolar da kendi rekorunu kırdı. Doların yükselişiyle altında da hareketlilik yaşanıyor. Altının gram fiyatı 92 lira 6 kuruş oldu. Çeyrek altınsa 152 lira. Altında da şu an işlemler 1396 seviyesinde gerçekleşiyor. Uzmanların yatırımcılara tavsiyesi ise Türk lirasında kalmaları. Bir de kötü haber beklentisi var. Dolar yükselirse akaryakıt ve doğalgaza zam da kaçınılmaz olacak. Altın dedik, dolar dedik, euro dedik.